12.08.2015. Nefes çalışması. 4. akış. Yaradan ve yaratılan Allah'ın tahtında şükrettik ki ilimde tohumu olmakta. Oğullar, Allah insanı kelamla yarattı. Ve insan levhide kelamla dillendi. İnsan kendinden öte bir kendi oldu ve kaynak oldu. Allah'ın altın tahtında insan kod sistemi var. Eğer dünya kodlanmışsa bu şekilde yoğunluğuyla kodlandı ocağın, ama ocak ilmiko ocaktı. Sökün yüreğinizi, ayırın yolculukta, her şeyin örtüsü olun, deyin ki ben ölüyüm. Ölüyüm deyin ama ölümlü olmadığımı biliyorum da deyin. Şükredin ki biliyoruz ki hepimiz artık dünyayız. Dünya örtüsünü açıyoruz canlar. Ölülerin örtüsüdür açılan. Artık dünyanın yağan ışığa kayıtlı olduğu bilinmekte. Dünya yaşamı artık yağışa geçti. İlmin kalemi olanın nefes kalem olarak yağmaya başlamasıdır bu. Özü gözü ayrı olmayanların yalım olarak yapmakta oldukları bu sesleşmeler, tüm yaşamların ilmiyle dürümlenerek bütünün gözünün görebileceği bir yüceliğe ulaşmıştır. Artık yer ve gök iman ediyoruz ki nefesle dinleşmeye başlıyor. Ana kapı açıldı. Bu kapıyı açan birlik kelamla dilledi. Hepimiz dünyalıyız, hepimiz yoluz, hepimiz yoğunluğunda ışık olanlarız diyen sizler bütüne hizmetçiydiniz. Bu bilinçle yapılan hizmette en büyük görev sizindi. Bu görevi hak edip yapabilmek kolay değildi. Düzeni kuranların kodlanmış toplumlarla tohumlanışları, bütünün görevini hak edişleri ve Yaradan'ın yaşama indirdiği bilinçlilerle dürümlenişleri, Halik olanın has olup yaşam oluşuyla mümkündü. Erdiğim en büyük ilim ağır yükü hafifleten insanlığın ilmidir diyerek dünyayı kodlayan bu meclis evimin gücü oldu. Daha görev başlamadan evvel ben ölüyü dirilteceğim diyen, 7. dünyanın kontrolünü kurarım diyen, çoğundan öteyim demeyen, herkese yapacağım diyen bir neslin görevi hak edip yer kürede gerçekleştirdiği bu çalışmalarla başka dünyalara umman oluşu mutlaka birlik ilminden dolayıdır. Er gün zirvede er din olur. Er gün zirvede er diri olur. Ama her diri de olmadıkça yaradan olmaz ve yaşam olmaz. İşte canlılar, dünyanın kontrolü sizin gibi birliklerle kuruldu. Bugünden itibaren artık dünya insanlığı daha huzurlu bir dünya kaynağında bulunacak. Rahman'ın Kur'an'ı okunacak yaşamda. Bugünden itibaren kontrol dışı bilinçliler kodlanmış tohumlarıyla sistemin gücünden çıkarıldıklarından Atlanta ata kapısında muktedir nefesler bulunacak. Ve onlar kalem olup tüm insanlığı koruyacaklar. Dünyayı ayrı görevli olarak düşünmeyecek kimse. Bu dünya Mikail'in gözünden öte bir yüceliğe varmıştır artık. Dünyanın yarını artık sistemin gücüyle kodlanmayacak.
dünya kotlanmış ışığını tohumlayarak kendi yaşamını hak edip yarattıracak. Dünya yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde kimse kimseyi kontrol etmeye kalkmayacak. Herkes kendine, kendi yüreğine inip kendini hak edecek. Bir tek kaynak olduğu anlatılacak herkese. İndiğiniz göz görecek, yolu bulanlar toplumlarıyla kodlanacaklar ve yarattıkları her nefes kendi yürekleriyle birleşecek. Dünyanın emin olacağı yeni çalışma, ağır yükü hafifleten çalışma olacak. Yerin adı artık nefesin ilmi olacak. Yürüyen dünya artık kotlanmış ışığıyla tohumlarıyla koşmaya başlayacak. Canlılar, dünyayı hak ettik ve hak ilmiyle kotladık. Buraya kadar her şey kolay oldu. Ama bundan sonra daha kolay olacak, inanın. Bugünden sonra dünyadaki yaşam hepinizin görebileceği dürümde farklılaşacak. Dünya insanlığı kendini, kendi yüreğini dinlerken tüm zamanları dinleyecek. İyi ve kötü artık yaşam olmayacak. Ses olmayacak. İnsanlığın nefesi de olmayacak. İyilik herkesin kendi yolu olacak. Ama bu yolu bulanlar bütünün gücü olacaklar. Oğul verdiğiniz bugün temizlik başladı. Yaşamın temizliğini başlattık bugün. Hepimizin yüceliğiyle bu temizlik başlatılmışsa altın tahtın ışığı yer kürenin gücünü tüm zamanlardaki yoğunluğuyla dinlemeye başlamıştır. Umut olur ki deminden beri yaptığımız her şey devinimi güçlendirir. Umut olur ki bütüne güç katar bu yücelik. Bütünün kötülüğü önlenir. Ağırlık hafifler. Sezilerin gücünden üstün olan aşkın gücü devreye girer. Dince konuşanlar insanlıkça konuşmaya başlarlar. Buraya kadar tüm zamanları hak edenlerin kardeşlik levhisinde daha yüce bir çalışmaya daimi kaynak oluşları başlar. Deve kalktı canlar. Artık bu deve tel tel olan bir zamanın yarattığı ışıkla kayıtlara iner. Bu tohum nefessiz kalmayacaktı. Bu tohum ışıksız olmayacaktı. Bu tohum bütünün gözüyle görüp, bütünün gücüyle güçlenecek ve tüm zamanları kodlayıp koruyacaktı. Ayrılık bitti canlar. Her dere aklın tahtından doğup, bütünün gözü olup, her şeyi kapsayarak dirilikleri kontrol altına alacak. Şeytan şeytanlığını yapsa da, artık şeytanın şeytanlığında akıl olacak ve aklın olmadığı hiçbir an bulunmayacak. Şeytanın aklının örtüsünü örten kelamın nefisindeki akıl, bilişin aklı olduğundan şu ana kadarki tüm yaşamların ölüler diyarının yaşamı olduğu ama dinlenenlerin dinleşerek bütünün gözü oldukları zeka düzeyinin yükseltildiği yeni zamanları kaynaktan dürümleyenler muhakim ve hakiki nefesleriyle zamanı kodlayacaklar ve yaşamı hologram olan zamanlardan ötelerdeki cemaatlerin cevheri tohumlarıyla kol sayfalanışlarının ışığına taşıyacaklar. Orada dava açanlar, varlıkları yokluklardan ayıranlar, lütfi kalem olanlar, kimsenin kendinde olmayacağını dileyenler ve kendinden akıp kendine varanlar, nerede ne olurlarsa ölümde olacaklar, dirilikte artık yaratıp yarattıklarıyla savaş verip galip olmaktan artık vazgeçecekler. Örtüler örtüldüğünde zamanda savaş bitmiş olacak. Kusursuz bir zamana girildi canlar. Huzur içinde yeni bir zaman.
Bu yeni zaman nefesin zamanıdır. Huzur içinde yeni bir kalem, bu kalem yaşamın sessizliğini yazacak. Ama huzur içinde yazacak. İki Medine, bir tek kelam ama tek Medine, ilim, bunlar anlatılacak. Ve Mekke'nin nefesinden öte olan merdiven, ekmek olan insanlığın kulu olan ve bütündeki kötülüğü önleyici olan ışık, yaradan, yarattığıyla yaratılan, işte tüm zamanların gücü burada. Bilin ki dünya nefesini hak etmiş bir gezegendir. Bundan sonraki süreçte bu gezegen kendini hak etmiş bir diri ko olarak sayfalarını kodlayacak. Dünyayı artık korumaya aldık. Bu korunuş tüm insanlığın korunuşundan farklı, insanlık kelamının korunuşudur. Dünya insanlığı kelamla korunacak. Kelamın tahtına kendi yüreğini oturtanlar artık o kelamda kendi yaşamlarını koruyacaklar. Ölümlü dünyanın oğullama işlemi tamamlanmıştır. Ölümlü dünya yenilenmiştir. Ve ölümlü dünya kalem olmuştur. Unutmayın, Atlanta ata kapısından ötede kendi yüreğini hak edenlerin ışığı yanar. O ışığı hak etmek için büyük kötülükleri önlemek gerekir. İşte o kötülükler er geç önlenecekti ve önlendi. Misafirler, dünyayı korumaya aldık. Hepiniz bunu net bilin. Dünyayı korumaya aldık. Kokuyu yükselttik, yolu açtık, öz geçişi yaptık ve evrenlerin sessiz zamanlarındaki ışıkla bu güç kapısında tüm yaşamlarda insan kelamı koklatmaya başladık. Dünya korunacak, kontrol altına alınacak ve yüreğinde kürzi kaynak olan, kibri aşan ve yaşamı hak edenler ellerini göklere açmadan bütünün gücünü hak edecekler. Eğlence yok, insanlık var. Bunu anlayın. Ve bizler insanlığı koruyanlar mutlaka umman olarak yarını kodlayacağız. Evrenler bizi dinleyecekler. Yaşam bizi dinleyecek ve nefes bizleşecek.